Levlake diye bir hadis söyleniyor. Bu hadis için ne söylersiniz? Şimdi o hadisi istersen sen anlat Yahya. O konuda sen epey çalıştın. Onu sen anlat. Sana O bırakalım. zaman birazcık kopya çekeceğim ben. Çek. O hadis diye söylenen sözün ben isterseniz kaynağını sizlere okuyayım. Paulus'un Koloselilere mektubu, İncil'in bir bölümü. Orada şu ibareler var. İsa için şöyle deniyor. Görünmez Tanrı'nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur. Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar O'nda yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratıldı. Ne oldu şimdi? Her şey İsa'nın aracılığıyla ve İsa için yaratıldı. Evet. Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir. Yerde ya da gökte ilah diye adlandırılanlar varsa da, nitekim pek çok ilah, pek çok Rab vardır, bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır. Bizler O'nun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, O da İsa Mesih'tir. Her şey O'nun aracılığıyla yaratıldı. Biz de onun aracılığıyla yaşıyoruz. Bu da Korintlilere Evet. mektubun Paulus'un 8. bölümü. mektubu bu. Hristiyanlığını bu bozan şahıstır o. Şimdi bu söz bizim bazı uydurma hadis kitaplarına levlâke levlâke lemâ halaktul eflâk. Yani sen olmasaydın ben bu kainatı yaratmazdım şeklinde geçmiş. Bunun teknik tabirle hadis olduğunu söyleyen tek bir ulema yoktur hadisçilerden. Buna hadis diyen yok. Uydurma diyor. Herkes uydurma. Yani bu uydurma hadis kitaplarını toplayan kitaplarda uydurmadır notuyla yer alan bir söz. Yani bu hadis diye millet arasında bilinse de hadis değildir, uydurmadır diyor, yazıyor. Bizimkiler bakın şu kaynakta geçiyor diye bu kaynakları gösteriyorlar. Yani uydurmadır diye toplanılan hadisleri gerçek hadis kaynağı diye gösteriyorlar. Bütün şey bu. Olay bundan ibaret. Şimdi benim bu hadisle ilgili bir hatıram var. Biliyorsunuz kutlu doğum haftaları düzenleniyor birkaç yıldır. Bundan belki 10 sene, belki daha fazla önce Eminönü Müftülüğü de böyle bir hafta düzenlemişti. Kadırga'daki kültür merkezinde medyadan tanıyacağınız şeyde ilahiyatçı olmayan bir hoca var. Ama dini konularda kendisini yetkili zanneder. Şimdi o bir başkaları neyse dört kişi orada bir panele katılmıştık ve bu soruyu sordular. Bu soruyu sorunca sırayla tabii o hoca tabii şey olarak yani bir üniversite hocası olmakla hoca da tekrar ediyorum şey değil. Yani bir ilahiyatçı değil. Orada dedi ki evet dedi bu hadis her ne kadar hadis kitaplarında uydurma diye geçiyorsa ben bu hadisin manen doğru olduğunu inanıyorum dedi. Çünkü dedi madem ki Allahü Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için Estağfirullah inna Allah ve melaiketehu yusallune alel nebi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima diyor. Allah ve melekleri madem Allah ve melekleri bu peygambere salat ediyor, öyleyse Allah kainatı onun yüzü hürmetine yaratmıştır dedi. Benim işim var gideceğim dedi. Benden cevap alacağını biliyor. Sıra bana gelene kadar salonu terk etmek için bunu söyledi. Şimdi çıktı buradan, salon da bayağı büyüktür, orayı bilenler bilir. Hemen aldım mikrofonu, dedim bir dakika, yavaş yavaş yürü, zaten öyle yürür. Ve beni dinle dedim. Dedim ki aynı surede Allahü Teala bir ayet daha söylüyor. Diyor ki Estağfirullah huvellezî yusallî aleykum ve melâiketuhu. Allah size salat eder, melekleri de.
Şimdi sen diyorsun ki Allah ve melekleri peygambere salat eder. Onun için bu hadis doğrudur diyorsun ya. Onun için Allah kainatı o olmasaydı yaratmayacaktı diyorsun. E peki Allah ve melekleri bize de salat ediyor. O zaman söyle bakayım, bizim yüzüstü hürmetimizden mi yaratıldı, peygamberin yüzüstü hürmetinden mi yaratıldı? Şimdi dışarı çıkıyor, tabi oradan çıktı. Eminönü müftüsüne diyor ki, ben size demedim mi bu adamın olduğu toplantılara beni çağırmayın diye.